Evet, tekrardan merhabalar efendim. Sekiro maceramıza ikinci bölümümüzde devam ediyoruz. En son boss'umuzu kestik. Ashina Castle Gate'e kadar geldik. Normalde buradan itibaren Hirata'ya devam edeceğim ama Ashina'da önce yapmam gereken basit bir olay var. Umuyorum çok uzamaz. Şöyle ki şu kapıyı açalım hazır gelmişken. Oyundaki ikinci skill ağacımızı açmak için şu anda bir tane var. Hatta şöyle de göstereyim. Skill ağaçlarımız açıldı. Şeyden aldığımız geçen bölümde bizim için kol yapan abimizden aldığımız sayesinde bu şeyimiz açıldı. Skill ağacımız açıldı. Hatta hemen Mikiri Counter'ımızı da alalım. Çünkü Mikiri Counter'a her şekilde ihtiyacımız var. Havada deflekme önüne burada bir sürü almamız gereken özellik vardı ama oyunda toplamda 5 tane skill ağacı var ve bizde şu an sadece bir tane var. Yani ama ikinci skill ağacı da oldukça önemli çünkü ikinci skill ağacı blok veya o deflect dediğimiz kılıca doğru darbeyle vurarak saldırıları ne diyeyim savuşturduğumuz özelliklerle dolu ve benim oynayış stilim en azından kendi ya bu oyunun oynanışı şöyle zaten sadece benim oyun stilim değil yani bu oyunun direkt olarak deflect üzerinden gidiyor da ben hani en çok deflect'le oynadığım için çok fazla prosthetic armlara falan filan kollara bilmem neleri girmeden direkt onu bu arada buradan Gurt Seed almamız gerekiyor. O kadar paramız yok. 222 varmış. Neyse onu da alırız. Oradan alıp şeyimizi arttıralım. Çünkü lazım olacak. 4 tane işimize yarar. Onu güçlendirmek için yani deflect özelliklerimizi güçlendirmemiz için şu abinin görevini yerine getirmemiz lazım. Bu abinin görevini yerine getirdikten sonra ancak şey yapacağız. Dediğim gibi diğer ikinci ağacı açacağız. Bu tabii ki yan görev gibi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Bu abimizin istediği şey 2-3 tane basit düşmanı öldürmemiz. Aslında şeyimiz olsa çok basit düşmanlar gerçekten. Yani baltam olsa öldürmesi çok rahat olacak ama şu an baltam olmadığı için birazcık uğraştırabilir bizi. Bakalım bir durumu. Şu ablayla konuşalım. Tamam. Buranın üst katında bir tane şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çıkalım bir hemen yukarı. Çıkamadım. Çok başarılı bir atlayış gerçekleştirdim gerçekten. Buranın üst katında bir tane prayer bead var. O prayer bead'i alarak maksimum can şeyimizi de arttırabiliriz bu arada. Amacım o en azından. Oraya tutun abi. Oraya da tutun. Aynen burası. Hemen şuradan prayer bead'imizi alalım. Yanlış hatırlamıyorsam prayer bead vardı içinde. Değil mi? Evet, prayer bead. Şu an 4 tane prayer bead'imiz oldu. Artık yani normalde mini bosslardan çıkıyor daha çok ama etrafta bu şekilde gizli olarak da sağda solda bulunabiliyor prayer beatler. Bununla beraber sanki burada bir item daha mı vardı? Aynen şurada bir item daha var. Onu da alalım her neyse. Hemen. Light coin purse güzel. Kaç tane light coin purse'umuz oldu bu arada? Daha 2 tane varmış sadece. Toplamda 222 şeyimiz var. Bize 1000 lazım. Bir tane de gold seed almamız için. Şurada bu abinin görevini yerine getirirken hemen şeyi de halledelim madem. Yani o şeyi de halledebileceğimizi umuyorum açıkçası. Yalnız şeyim de yok yeteri kadar üzerinde. Yani bu şeyi bir kere atabilirim sadece. Birazcık uğraşabiliriz. Birazcık uğraşabiliriz. Çünkü bu red denen abimizin istediği şey şurada 2-3 tane düşman var. Onları indirmemiz de. O düşmanlar stealth'le öldürmediğimiz sürece birazcık uzun sürüyor işleri. Yani çok iyi korunuyorlar. Baltayla tek vuruşta rahatça kalkanlarını kırabiliyorsunuz ama kalkanlar olmadığı zaman birazcık ay veriyoruz. Bu üçlü. Bir tanesi şurada zaten şeyin arkasında, ağacın arkasında saklanıyor. Hemen onu alayım. İkincisini de alayım. Şu ama bekleyen abiyi muhtemelen alamayacak. Yani uğraştıracak birazcık. Çünkü çok fazla blok yapıyor bunlar ve güzel zehirliyorlar. Aslında şey yapabilirim. Öyle mi yapsam? Dur ya. Uğraşmayalım. Direkt savaşmaya uğraşmayalım. Beni nasıl olsa takip etmez buraya kadar. Beni unutsun, stealth'e alayım onu. Çünkü çok uğraştırıyor gerçekten. Yani baltan olmadığı zaman o kadar fazla blokluyor ki yaptığın saldırıları falan. Gereksiz bir çaba açıkçası. Bırakalım unutsun bizi. Hala unutmadı. Hala görüyor şu anda. Şu an unuttu galiba artık ses gelmediğine göre. Bir noktadan sonra kafasındaki sarılık gidecek, arkasını dönecektir diye düşünüyorum. Sanıyorum evet. Neyse ki oyunun yapay zekası çok kötü. O yüzden bu tarz şeyler keyifli olabiliyor. Unuttu. Zıplarsam tekrar görürüm asıl soru. Arkası dönük. Tamam. Güzel. Tek tek dalalım bizi uğraştırmasın hiç. Hop. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel. Tamam.
320'miz var. Bizim buraya 500'ü nasıl kasarız diye bir kafa yormam lazım ama. Neyse onu sonra gelip alalım madem. Ne bileyim Hirata'da birazcık geziniriz. Bir iki şeye bonfire'a diyelim hadi. Bir iki bonfire'a kısa yol açana kadar zaten bini toplarız hemencecik. Şu abiden şeyimizi alalım da. Çünkü önemli. Redleri temizledik hocam. Ver bize şeyimizi. Aynen. Tamam. Testimizi aldık. Şimdi. Şurada birkaç item vardı. Hemen ortaya atlayıp onları toplasam mı? Hazır buraya kadar gelmişken. Şunları falan da öldürelim madem. Hani birazcık da para kasmış oluruz ha. Kolay hedefler çünkü. Çok zor değil. Buradaki itemların ne olduğunu açıkçası hatırlamıyorum. Ondan dolayı birazcık es geçtim ben biraz önce de. Şu dev abiyi aslında hemen bir önceden indirsek bayağı benim işimi rahatlatır. Geçen sefer malum bu bölgeden şey yapmadan geçtik. Hemşehri toplamış olurum. Hemen ateş edebilecek potansiyeli sahipleri hemen temizleyelim ki rahat rahat işimizi halledelim ondan sonra. Bütün defleklerini ıskaladım mı ben senin? Ne yaptım? Nasıl o kadar şey oldu yani? Ne oldu la orada? Pardon ben seni öldüremedim değil mi? Ya arkadaşım o kadar boktan bir yere kilitlediniz ki beni bak. Heh. Gel şimdi. Heh. Mikir counter'ı götüne böyle sokarım. Yavşaklık etme. Tamam. Ben itemlarımı almaya geldim. Güzel güzel alayım itemlarımı. Al şunu. Heh. Tamam. Burada bir tane daha var. Heavy coin purse. Bak bu işimizi bayağı görür aslında. 500 şey ver. 500 veriyordu buradan yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Ya buraya tekrar gelmeyelim diye uğraşıyorum da aslında. Aynen. Tamam. Bir tane var zaten. Tamam. Problemlerimiz çözüldü. Para problemimiz şu an itibariyle çözülmüştür. Güzel. Hemen açtığımız kısa yoldan gidelim. Şu Gurt seed'imizi alalım da. Ondan sonra Hirata'daki boss savaşı çünkü uğraştıracak birazcık. O sıkıntı bir boss savaşı. Lady Butterfly. Çok kastı ya. Zamanda öyle söyleyeyim kısacası. Gurt seed'i alalım. O bize lazım olacak. Tamam. Artık gidebilirim. Dilapidated Temple'a dönelim. Gurt seed'imizi alalım. Dördüncü şeyimizi açalım. Ondan sonrasında Hirata Estate'e devam edelim. Hirata Estate'de yapacak işimiz çok. Al sana bir Gurt seed. Benim maksimumu 4'e çıkar. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi şuraya aldığımız zili bırakacağız ve buradan Hirata'ya geçeceğiz. Yani sanıyorum bu şeyde yapmak daha mantıklı Hirata'yı. Ben mesela oyunu başa başlamış Hirata'yı keşfettim. Direkt girdim ve Lady Butterfly'de kafa yedim ondan sonra. Araya aslında bir tane daha boss sıkıştırsak işte birazcık mini bosslarla falan da karakteri güçlendirdik mi falan daha sağlıklı oluyor kesinlikle. Çünkü benim oynadığım şekliyle bu manyaklıktı yani. Daha oyunun mekaniklerini doğru düzgün çözememişken Lady Butterfly'la kapışmaya çalıştım. Ağzıma sıçtı doğal olarak. Hatta o kadar çaresiz bir boss savaşı gibi hissettiriyordu ki. Yani bayağı üzdü beni. Evet, bu şimdi bizi 3 yıl öncesine götürüyor. Karakterimizin aslında ölümsüzlüğünü nasıl kazandığının hikayesini göreceğiz şimdi hep beraber. Malum ölmediği için kendisi. Daha doğrusu öldüğü zaman tekrar canlanabildiği için nasıl ölümsüzlüğü kazandığını hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet. Hirata'ya geldik. 3 yıl öncesindeyiz şu an hikayede. Şeyimizi yaptık değil mi? Bu da item. Valla bunu hiç fark etmemiştim. Ne ki bu? Pelt. Ne olacak ki zaten? Pelt'ten başka ne olabilirdik zaten? Prayer Bead'i bu arada bak kullanmadım daha unuttum. 4 tane Prayer Bead'im var. Artık şey yapıp can barımı arttırabilirim. Böylece ne oldu? Vitality 11'e yükseldi şu an. 10'du 11 oldu. Güzel. Yani canımız birazcık arttı. Posture şeyimiz de arttı azıcık. Aslında skill'e mikil'e bilmem nerede bakabilirdim ama. Şuradan aşağı inelim. Fistful of Ash. Sen şeyin o baykuşun oğlusun.
Ne oldu? Hirata, hırsızlar. Hangi yıldayız vesaire falan filan. 3 yıl öncesindeyiz vesaire vesaire vesaire. Şuradaki item neydi? Dowsing Powder. Hiç kullanmadığım itemler bunlar bu arada. Hiç kullanmadım yani. Ulan ne güzel tutturdun tam benim gelişimi böyle. O kadar güzel denk getirdin ki. Tam gelişimi üstelik de böyle. Gelin kurtlar gelin. Hop, ah sağdan yakaladım. Şerefsiz. İyi yakaladın, saygı duydum. Başka adam kalmadı kanka. Ama sen gene iyi tutturuyorsun. Oğlum iyi tutturuyorsunuz lan siz. Meşaleler ne kadar pitsiniz böyle. Cayır yakıyorsunuz. Şerefsiz piçler. Şurada bekleyen bir abimiz vardı. Onu alalım hemen. Hop. Tamam. Yani köpeklerden kurtulmanın en güzel yöntemi kesinlikle şuriken kullanmak. Şeyle uğraşmak bayrağı. Şimdi bu gölün içerisinde 4 tane koi balığı var. Uğraşmak ister misiniz? Bence uğraşın. Şu an ben bir tanesini öldürdüm. Yani bu duvalı göre toplamda 4 tane var. Bunları ne için kullanabiliyoruz? Burada bir merchant'ımız var. Bu merchant'tan şey satın alabiliyoruz. Bu topladığımız pullarla item satın alabiliyoruz. Şunu almak isteyeceğinizi biliyorum. 5 pul parçasını ama çok iyi bir şey olduğunu söyleyemem açıkçası. Çok iyi bir teknik olduğunu söyleyemem. Çok iyi bir hareket olduğunu söyleyemem. Çok tavsiye etmiyorum. Bence şu Mask Fragment 7 bulana kadar şey yapın. Burada bence bekleyin derim. Elinizdeki pulları kullanmayın. Sadece göstermiş olayım dedim. Şu an balık avında gezmeyeceğim açıkçası. O balıkları daha sonra gelip avlayabilirim. Acelem yok. Şimdi ben devam ediyorum bölümde. Daha bir sürü işimiz var. İlk önceliğimiz baltayı açmak olduğundan dolayı. Şurada zaten direkt bu şeyi temizledikten sonra hemen bir tane daha idol'ımız var. Buradan sonra da bayağı bir süre yeni idol bulamıyorduk diye hatırlıyorum. O yüzden bunun şeyini bilin. Yani kıymetini bilin buradaki idol'ın. Çünkü bayağı bir gezmemiz gerekiyor bir sonrakini açana kadar. Şöyle yapalım. Bunları hemen ilk aşamada dalmayalım. Şuradan yavaş yavaş ilerleyelim. Arkadan 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 arkadan. Onları halledelim. Şuradaki item'ı da alayım da. Bu sugar'lar, mugur'lar falan hiç kullanmıyorum ben. O yüzden benim oynadığım şeyde bunlarla alakalı taktikler göremeyeceksiniz. Haberiniz olsun. Niye onu kullanmıyorsun, niye bunu etmiyorsun demeyin. Ben item kullanmayı çok sevmiyorum açıkçası. Hani bitebilir şeyler kullanmayı sevmiyorum abi. Yani bir boss'a karşı mesela taktik bitebilir bir item kullanmaksa mesela tüh be keşke okçuyu alsaydım. Mesela Divine Confetti ile kesilen o yani oyunu bilenler için konuşuyorum. Headless'tır, bilmem ne Warrior'dır. O böyle apparition şeylerle savaşmamamın sebebi mesela bir tanesi item kullanma zorunluluğu olması. Onları yenmek için item kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde yani neredeyse imkansız denebilir. Nasıl düştüm hemen buraya? Ne oluyor sizlere bugün? Bir garip garip sağa sola falan saldırıyorsunuz. Hiç görmediğim şeyler sergiliyorsunuz. Ya nasıl ya? Anasını satarım. Çaresiz. Sen bir git. Her taraf yanıyor zaten. Hocam atma o oku. Atma o oku. Hocam bir saniye, bir saniye. Tamam şimdi gel. Arkadaş okluydu da ondan dolayı. Ya okluları sevmiyorum abi. Şurada bekleyen pezevenk hala orada mı? Bakalım. Çıktın mı dışarı? Hala buradasın. Sen de bir alalım hemen. Başımıza bela açma sonrasında. Tamam şu an 3 skill puanımız var. İşler oldukça yolunda. Çık yukarı. Şöyle yapalım. Şimdi ilk önceliğimiz şuradaki okçuyu almak olmalı burada. Çünkü en büyük belayı çıkarabilecek olan karakter. Oh! Onu aldıktan sonra geri kalanı rahatlıkla temizleyebiliriz. Normal saldırılar sadece okçu sıkıntı çıkarabiliyor uzaktan. Ok atarak geri kalanlar zaten boş karakterler. Mesela şu köpeği şöyle bir alalım çok gezmesin. Bir tanesi de. Aa o köpek değilmiş. Ben onu köpek sanmıştım. Koştu hızlı görünce geldi hızlı. Şurada bir yerde saklanan bir abi vardı. O uyandı mı acaba? Onu uyandırmış mı olduk? Burada değil mi? Ha şurada. Uf. Yapma bunu.
Hocam sen de uyanma gözünü seveyim. Ne oluyor? Niye takıldım ben? Hadi be, alırım demiştim ya. Ya bir saniye, bir saniye, bir saniye, gözümün önünü görmüyorum. Bir saniye, piçlik etmek için şu an iyi bir zaman değil yani. Hani gözümün önünü görmezken bir kamera açısına girdiniz, anasını satayım. Şerefsizlik etmeyin yani. Hemen köşeye sıkıştırdığınızı tecavüz moduna giriyorsunuz. Aceleniz ne? Gördüğünüz gibi birkaç dandik haydut koskoca Hirata malikanesinin ağzına sıçmış. İnsanları öldürmüş, yakmışlar, yıkmışlar, tecavüz etmişler, bırakmışlar. Böyle olmaz diyerek. Ben seni uyandırmak istememiştim aslında. Önce sarhoşları temizleyecektim. Sarhoşu bir alayım. Tamam. Kim kaldı? Ha, gene kurt geliyor. Kurt gelme. Lan ne oluyor? Aman. Ben niye eğilip duruyorum ya? Şu çok sert basıyorum L3'ü. Ondan dolayı da sürekli karakter eğiliyor. Yapma evladım, yapma. Dur. Tamam, topladık mı oraları? Güzel. Şuradan alev şeyimizi alalım. Flame barrel. Şeyden protez koldan alev püskürtme silahımız diyebiliriz. Silah yani diyebiliriz fazla. Direkt şeyden alev püskürtme. Burada gözden kaçırdığım bir şey var mıydı? Yoktu galiba. Şurada bir tane abimiz bizi bekliyor olacak. Yüzü bize dönük mü? Dönükmüş. Onu hemen alalım. Selam abi. Tamam, hepsini ben öldüreceğim. Sen kafanı hiç yorma. Şuradan hızlıca ilerleyelim. Kısa yolumuzu açalım. Şu bölgede full tavuk vardı ama item olarak önemli bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Hemen açalım burayı. Burası bu arada aşağı doğru direkt şeye gidiyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Burada item mi bırakmışım ben? Ya sikeceğim Fistful of Ashen'i. O kadar boktan bir item ki. Yani çok gıcık oluyorum. Her taraftan çıkıyor. Yani biri diyecektir ki hayır abi o çok işe yarıyor falan filan. Şu arkası dönük olanı alın bence. İlk önce onu almak daha mantıklı. Çünkü öbüründen keşke daha zor ölüyorum. Onlar 37 experience veriyor. Bunlar 34 experience veriyor gördüğünüz gibi. Burası da baltamızın olduğu yer ki o baltaya kesinlikle ihtiyacımız var. Kısa yolumuzu zaten açtık. Şuradaki abiyi de öldürelim. Ondan sonra geri dönüp baltayı şey yapmamız lazım zaten. Taklamamız lazım çünkü birazdan kalkanlı düşmanlarla karşılaşacağız. Onlar da ciddi sıkıntı yaratıyorlar. Peki bu tavukların olduğu bölgede ben ne vardı hatırlamıyorum açıkçası. Oraya bir tekrar girip baksam mı diye düşünüyorum. Önemli bir şey gözden kaçırıyor muyumdur acaba? Bu tavuklardan kaçınarak. Ben birini alalım. Ses çıkarmadan. 4 tane falan tavuk olması lazım toplamda. Fazla varmış. Fazla varmış. 5 taneymiş. Tabii ki diğerlerini de uyandırdık. Yapacak bir şey yok. O zaman gürültü yapa 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 gezeceğim. Şurada bir item var. Neymiş? Ungos sugar. Gereksiz. Burada başka bir şey yok. Diğer iki tavuğun olduğu yerde de bir item gördüm. Orada parlıyor. Onu da alalım. İşte böyle oyundaki en sinir bozucu düşman tipisiniz, anasını satayım. Peki. Pallet varmış orada. Başka bir şey yokmuş. Bu muydu lan burası? Bu kadarcık mıydı? Ayak kırıklığı. Şurada iki tane düşman var. Aslında gitsem mi oraya? Öndeki daha tehlikeli. Diğerinden. Hadi alalım, experience olur. Bağırma pezemek, bağırma. Daha işimiz var bir dünya, bağırma. Tamam. Bu bölgede bir tane abi vardı. Hırsız mıydı neydi? Bize bilgi veriyordu bir şeylerle alakalı. Evet, sen de bir looter'sın değil mi falan filan muhabbeti. Bak buraları falan hep ikinci sefer oynadığımda o kadar es geçtim ki, yani o kadar anlamsız geldi ki, onun dolayı tekrar şu anda bakmayı akıl ettim. Bir halt da yok zaten ya. Yani ilk oyunumda çok detaylı inceledim buraları ama şu an hiçbir halt da göremiyorum. Zaten çok
şey yapmaya da gerek yok. Direkt kısa yoldan, biz açtığımız kısa yoldan Idle'a dönelim. Gerçi ona da gerek yok. Niye şehre dönüyorum ki? Direkt Dilapidated Temple'a ışınlanalım. Baltayı takalım kolumuza. Çünkü balta, yani birazdan kaderim gibi karşımıza kalkan düşmanlar çıkacak ve kalkan düşmanlara karşı en sağlam yöntem aynı zamanda biraz önce o bir önceki bölümde, biraz önce değil, bir önceki bölümde öldürdüğümüz Red enemilere karşı da kalkan gene şey, balta gene en önemli savunma ve saldırı silahımız. Evet. Loaded X, Flame Vent'i de yap. Teşekkür ettim abicim. Ben kaçtım. Yeni bir şey de verdi bana. Yeni bir teknik kitabı da verdi. Aynı zamanda şu an 3 tane skill ağacımız olmuş olması gerekiyor. Loaded X'i taktık. Hazır şeyimiz varken skill'lerimize de bir bakalım. Acquire skills, aynen 3 tane skill ağacımız var şu anda. Double içim oncu şey, double içim oncu, yani içim oncu baya güzel bir saldırı stili aslında ama şu an acelesi yok. Grappling hook atak lazım olabilir. Chasing slice lazım olur mu ilk aşamada bilmiyorum. Ama stealth'i mi şu anda güçlendirsek, stealth'ten mi başlasak emin olamadım açıkçası. Stealth yerine şeyden gitmek daha mantıklı olur mu? Grappling hook atakı her şekilde alacağım ben. Onu bir alalım. Şu muydu benim ihtiyacım olan skiller? Hangisiydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Galiba Ichimonji olsa gerek. Ichimonji galiba. Şeyimi yüksek tabii, Ichimonji. Aynen şunlar almamız gereken şeyler işte aslında. Şey almama gerek yoktu. Neyse tamam, çok sıkıntı değil. Zaten Grappling Hook'a illaki ihtiyacımız olacak. Şuradan itibaren, tam buradan itibaren ilerlemem lazım. Şunu almamız gerekiyor. İlk önceliğimiz bu olsun. Bunu almak olsun ve bunun devamındaki birkaç skill'i almak olsun. Travel diyelim tekrar. Hirata Estate şeyden devam edelim. Komodartımıza Ichimonji'yi ekleyelim ama Ichimonji'yi çok nadiren ben zaten kullanıyorum. Ya yani combat arts'ı genel olarak zaten çok nadiren kullandığım için. Takalım da üzerimize. Yani göstermem gerekirse de oyunu bilmeyenler için LBRB yaptığımız zaman özel bir saldırı eklemiş oluyor yani oyun. Olay o. Ben çok kullanmıyorum. Belki birazdan kullanırız. Bakalım. Şimdi birazdan bir mini boss'la o mini boss niyeyse beni gereksiz şekilde zorluyor. Yani bir türlü onun zamanlamalarını ayarlayamıyorum. O yüzden ölebilirim. Ölürsem kusuruma kalmayın. Yani ne kadar rezil oyuncusun demeyin. Yani gerçekten Sekiro'dan ne kadar uzmanlaştığınızı zannedin. Niyeyse bir şeyler hep eksik hissediyorsunuz çünkü oyunda. Dur kanka. Dur. Ben şurada bir iki olayım mı? İki olup o diğer şeyi de alayım mı? Zaten bir tane daha düşman öldürsem olacağım. Şöyle seni hemen alayım ben bir hocam. Teşekkür ettim. Ben iki skill puanımı alayım gideyim buradan. Hadi. Lan oğlum çıkarsın hadi. Ha? Yani sonunda. Ya tamam çıktım bekle. Evet. Acquire skill. Şunu bir alalım. Bu önemli. Ondan sonra bunların ikisini de almam gerekiyor. Yani özellikle şunu almam gerekiyor. Bayağı bir uğraştırdık. Şu ve şu. Şu ikisi önemli. Bu ikisini almam gerekiyor. Onlar bana aynı zamanda Lady Butterfly'da da bayağı işime yarayacaklar. Dinlenmeye gerek yok. Baltayı elimize alalım. Ve ondan sonra başlayalım koşturmaya. Yolumuz bayağı bir uzun. Daha bayağı bir işler yapacağız çünkü. Daha Lady Butterfly'a kadar olan yolumuzda çok düşman keseceğiz. Şu abi alalım. Dediğim gibi hazır startteyken şunu da hemen susturalım. Geri gelmeden. O sonra öbür abi gelirken ben şu tarafa bakmak istiyorum. Şurada bir item gördüm, gözüme takıldı çünkü o item acaba neyin nesi, o item bir bakayım. Nesin sen? Ha, iyi. İyi, güzel. Belki bir gün ihtiyacım olur. Yani run'da ihtiyacımız olur mu bilmiyorum ama olursa kullanırız. Şu abim geri geliyor mu? Geliyor. Bekleyelim onu. O gelsin. Çıkmıyor mu yani? O kadar mı gidiyorsun sadece? Peki tamam, o da olur. Benim biraz stealth'i geliştirmem lazım orada. Stealth'imiz hiç yok şu an. Stealth skill'i geliştirmemiz gerekiyor. Bu abilere baltayla vurduğunuz zaman kalkanları hem kırılıyor hem de direkt zaten Deathblow yapabiliyorsunuz. Ama eğer yoksa bu
Bu abiler tam bir işkence. Yani yaptığınız neredeyse her saldırıyı blokluyorlar. Bir de üzerine pat küt pat küt pat küt o böyle kalkanla kafanıza vurup insanı çıldırtıyorlar. Şu barda mini boss olan abim, şu abim. Önce bir etrafı temizleyeceğim. Ondan sonra tabii ki bir tane canını olması gerektiği gibi gene şeyle götüreceğim. Arkadaki beni hemen gördü mü ya okçu? Hemen de görmüş anasını satayım. Peki. Okçuyu bir alalım madem. Boss nereye gitti? Mini boss nereye gitti? Ha, mini boss orada. Beni arıyor. Allah! Şöyle yapalım mı? Bu işi kökünden çözelim. Vallahi. Aynen. Bir bok görmüyorum ama ben seni şöyle alayım. Sonra mini boss'a kendimi unutturayım. En güzeli olacak çünkü yani başka türlü çok uzayacak o muhabbet. O sevgili baltalı pezevenklerin şey yapması bayağı bir sürüyor. Sen beni unut mini boss abicim. Sen beni unut. Ben sana bir stealth atayım çünkü sen felaketsin ya. Hani bilmiyorum ya senden ne kaçılıyor ne adam gibi bloklanıyorsun. Niye böylesin bilmiyorum ama korkulu rüya mısın yani? Ve burada yani kendimi rezil etme olasılığım yüksek ve korkuyorum yani sende. Heh, şunu yapabildiğim sürece sıkıntı yok bu arada. Aa çok kolay oldu. Mikir'i counter tutturmakta zorlanıyordum ben bu boss'ta. Niyeyse mini boss'ta. Şu an çok kolay oldu. İyi, prayer bead'imizi de aldık bir tane. İyi, tatlı, hoş oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Tamam. Güzel, zorlamadı. Şimdi bir sonraki şeyimize ulaştık. Idol'ımıza ulaştık. Burada bir dinlensem mi? Yani dinlenebilirim, neden olmasın? Şuradan devam edeyim. Aşağıdaki herifi şimdilik almasam da olur. Acelem yok. Buradan şöyle gelip şu iki abiyi alalım. Burada size şimdi bir grind yöntemi gösteriyorum. Bu iki ya biraz önceki idle'dan başlayarak eğer burada şey kasmak isterseniz, experience kasmak isterseniz ki çok açıkçası gerek değil. Ben çok kastım ama gerek değil. Yöntem bir tanesi. Buradan başlıyorsunuz. Bu iki abiyi öldürüyorsunuz. Şu ağaca çıkıyorsunuz. Şu an şu ağaca çıkmayın. Yani ben şeyi göstermek için burada bir tane şey var. Karp var. Dördün beş ya beşinci karp burada. Diğer dördü ilk şey pulları bulduğumuz bölgede. Beşincisi burada. Sonra buraya çıktınız. Böyle geldiniz. Buradaki item'ı aldık. Şu kapıyı kırdık. Böyle geldik. Buraya çıktık şöyle bir hemen. Şimdi burada bir yöntem göstereceğim. Her zaman işe yaramayabiliyor ama yaradığı zaman çok tatlı oluyor. Şu tepede abiyi görüyor musunuz? O ne yaparsanız yapın sizi fark edecek. Ve bunlar savaşması gerçekten zor düşmanlar. Oyunun sonuna geldiğimde bile bunlarla savaşmakta ben hala zorlanıyordum. Gerçekten uğraşmaya değmez ama güzel experience veriyordu aynı zamanda. Aşağı atladık. Suya düşmeden şöyle yaptığınız zaman canınız gitmiyor. Geri dönüyoruz. Sol taraftan başlayarak zıplayın şu şekilde. Çünkü sağ taraftan başladığınız zaman tam düşmüyorsunuz. Sizi fark etme olasılığı daha da artıyor. Şöyle geldik ve eğildik. O abimiz orada. Bakalım bizi fark edecek mi? Fark ediyor. Maalesef fark ediyor. Şimdi burada ben normalde buraya kadar geldiğimde hep şeyim oluyordu üzerimde. Muhtemelen ondan dolayı fark ediyor. Stealth özelliğimi arttıran skill'e henüz almadım. Çok büyük ihtimalle ondan dolayı fark ediyor ama. Eğer bir kere bile aldıysanız orada sizi fark etmeden geçebiliyorsunuz. Ve arkasına geçip stealth atak yaparak bayağı güzel experience alabiliyorsunuz. Ben tekrar bir deneyeyim. Muhtemelen olmayacak artık. Yani çünkü o şeye sahip değilim. Direkt görüyor beni. Direkt fark ediyor. Yok, direkt fark ediyor abi. Yemiyor. Ben onunla şu an kapışmayacağım. Ben şurayı açıp direkt şuradaki item alıp kaçacağım. Çünkü kapışmam demek çok büyük ihtimal ölmem demek ama. Ya da hadi kapışarak almaya çalışayım. Ama gerçekten uğraştırıcı bir düşman tipi. Onu da söyleyeyim yani. Baksana direkt kırdı bile zaten posture damage'imi. Yani direkt tek atacak denk getirse. O yüzden uğraşmak istemiyorum abilerim, ablalarım. Uf, çok fenasın ya. Yani harbiden çok fenasın.
Eyvah, eyvah. Hayır. Oh, nasıl içimden geçti. Oha. İşte bu yüzden bununla kapışmak istemiyorum ya. Bunlar çok fena ve bütün oyun boyunca böyleler, biliyor musunuz? İşin kötü tarafı. Yok ya, bu şey işe yaramıyor bu arada. Fragmanda gösterdikleri şey işe yaramıyor abi. Denemeyin sakın. Hani böyle düşman sizin öldüğünüzü zannedip arkası dönüp gidiyor ama siz yapıyorsunuz ya. Kalkıp arkadan stealth saldırı yaparak öldürüyorsunuz, tek atıyorsunuz falan. Onun daha hiçbir işe yaradığını görmedim yani. Bir kere bile işe yaradığını görmedim. Bir kere bile stealth şeyiniz varsa bu arada, bu karakter sizi fark edemiyor. Çok güzel oluyor o şekilde. Tamam, aldık. Güzel oldu. Okey. Peki. Şimdi bir tane şeyim kaldı sadece. Shielding item kaldı. 3 tanesini bu şerefsize harcadım. Bu arada güzel experience veriyor gördüğünüz gibi. Şöyle tepesine atlayalım bunları. Şu okçuyu şey yapmazsak güzel oluyor bu arada. Kaçırmazsak elimizden çok tatlı oluyor ama kaçtı. Yapacak bir şey yok, kaçtı. O şeyi gönderecek üzerimizi. Büyük abiyi gönderecek üzerimizi. Buradaki okçular birazcık sinir bozucu olabilirler. İdare edin. Şöyle alabildiğiniz kadarını alın. Toparlanın. Burası Idle'a geri dönüşüyordu bu arada. Yani biraz önce şeye sola saptık geldik ya. Burası onun sağ taraftaki yol aslında. Şimdi göstereceğim neresi olduğunu. Şöyle geldik. Niye ben guide çekiyor gibiyim lan? Hani sanki Sekiro nasıl biterilir falan gibi böyle bir şey moduna girmiş durumdayım. Oynuyorum işte. Sekiro serisi çekiyor. Ne bileyim. Anlamadım. Ben de anlamadım. Şunları alalım. Bölgeyi temizlemiş olduk. Şimdi biz biraz önce buradan başladık. Şuradan gelip yukarıdan geçip oralardan geldik. Normalde buradan aşağı sağdan gitseydik geleceğimiz bölge burasıydı. Şurada tepede bir item vardı. Bu neydi acaba? Dowsing Powder. Kullanmayız. Ya ben kullanmam en azından. Şöyle gelelim. O abi uyandırdı mı okçu? Uyandırmadı ama orada değil. Şimdi buna normalde savaşmak çok zor değil açıkçası ama şu anda sadece bir tane şeyim var ve riske atmak istemiyorum. O yüzden ben direkt olarak kaçacağım abi bu savaştan. Hiç girişmeyeceğim. Direkt Idle'a doğru yol alacağım. Gitmemiz gereken yer burası zaten. Şöyle bölgenin içine girelim ve oğlu ile konuşalım hemen. Babamız burada bizi bekliyor. Baba sensin demek falan filan falan filan. Bize tapınan anahtarını verecek. Lady Butterfly'a girmemizi alacak. Tapınan anahtarını verecek. Ondan sonra kapı kapanıyor zaten. Onlar bize ulaşamayacaklar oradan sonra. Yukarıdan devam edelim. Hop. Şöyle. İyi düşmedik. Düşecek kadar oluyorduk ama. Şimdi burada birkaç tane düşman var. Çok açıkçası izin verirsek bizi gangbang yapabiliyorlar. O yüzden elimizden gelince hızlı temizleyip Idle'a ulaşmaya çalışmamız lazım. Ölmekten korkuyorum açıkçası. Ama sanki şurada da iki tane düşman beni bekliyordu diye hatırlıyorum. Bir kere burayı saldım ve ağzıma sıçıyorlardı neredeyse. Kalkanı direkt arkadan... Ulan buranın da mı arkasında varmış arkadaş? Her yerde düşman varmış ya. Tamam bıraktım, saldım saldım. Tamam saldım, kahretsin saldım. Koşarak geçeceğim, saldım. Savaşmıyorum sizlerle. Koşarak geçeceğim, bekleyin. Ben bir Idle'a ulaşana kadar sizle uğraşmam abi. Idle'a bir ulaşayım da ondan sonra deneriz. Yani o kadar yolu boşuna gelmedim. Hiç kusuruma kalmayın. Tamam. Idle burada zaten. Şimdi bir hemen iki tane skill puanımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam onları falan da şey yapalım da. Rest diyelim. Lightning Skill Knight yok. Bana üçlük olan lazım bunun. Birisi de damage when attack with a sword. Kılıçla saldırıldığımızda aldığımız şey posture hasarını düşürüyor. Bu da deflection'dan sonra vurduğumuzda birkaç saniye aldığımız şeyi artırıyor. Şu an 2'deyiz. Acele etmeyelim. Burada da bayağı bir düşman var zaten. Stealth'le mi stealth'le bir şekilde almam gerekecek. Buradaki düşman sayısı çok fazla.
Hani başka türlü zaten bir bok becerilmiyor burada. Şuradan yukarı çıkalım. Gizli gizli gidelim. Aslında stealth'i mi alsam diye düşünmedim değil şu an. Yani çünkü stealth bizim için çok önemli. Ve 2 skill puanıyla ya bu adamlar beni görüyorlar. Almadığım için şeyi görüyorlar şu an beni. Ne oldu lan? Ses bayağı sapıttı. Yani. Ya burada dalmalarını beklememiz gerekiyor. Bunların arasına çünkü toplu halde girmek genelde ölümümüzle sonuçlanıyor. Hele ki özellikle okçular. Özellikle okçular o kadar spamci ve şerefsizler ki. Hemen şunu da alalım. Bir tane daha okçu olması lazım burada. Şu aynen soldaki pezevenk okçu. Burada başka düşmanlar da var gerçi doğru. Hadi be atmadan durdurabilirim diye olmuştum ama olmadı abi. Dur. Dur. Ya bak ya gene de vurdu. Her şey oğlum nasıl lan nasıl ya? Nasıl her şey oğlum ne oldu? Bir saniye bir saniye bir saniye. Ne oluyor amına kodumu çocuğu ne oluyor sana? Skindirik mobsun lan sen. Bana damage vuramazsın abi. Öyle bir seviyede değilsin yani. Bunda gözü kör. Gözünün önündekini görmüyor. Ayrıca benim telefonuma kim mesaj attı bu saatte? Yok. Discord'dan neden banlandın? Kim bilir ne bok yaptın da banlandın? Ne bileyim ben bana ne mail atıyorsun? Bir bok yedin demek ki banlandın yani. Kimse durup dururken banlanmıyor. Bir sebebi oluyor. Evet gezelim şurada azıcık. Ah. Discord sunucumuzu bekleriz bu arada. Banlanmazsanız eğer çok tatlı yerdir. Sen nasıl beni... İşte stealth şey olmayınca, stealth skill olmayınca sonuçlar bu. Stealth skill, stealth abi. Allah Allah! Nereye gitsem sen oraya mı döneceksin? Duvara niye izliyorsun? Arkana bana bir dönsen de ben de 2-3 tane çaksam olma mı? Niye ileri gidiyorsun? Peki. Başka? Kaldı mı hocam birileri ya? Hadi. Başka birileri yok herhalde. Burada zaten item da bir şey var mıydı onu da hatırlamıyorum. Böyle geziyorum ama. Başka da bir şey yoktu herhalde. Şimdi işin daha da stresli kısmına geliyoruz. Burada bizi bekleyen bir mini boss var. Böyle mini mini boss var bir tane. Evet. Ve o çok sevgili mini mini boss'a karşı şu oyunun bu noktasında kendimizi çok strese sokmadan uygulayabileceğimiz bir taktiğimiz söz konusu. Şöyle yapıyoruz. Bunun altında ne var lan bu arada? Bunun altına hiç girmedim ben. Bir atlı yokmuş zaten. Şimdi mini boss şu bölgede. Şu gördüğünüz düşmanlarla her tarafın düşman dolu olduğu bölgede. Oraya geçtiğimiz anda bütün düşmanlar üzerimize çalınıyor. O yüzden şunu şuradan gizlice gideceğiz. Bu arada bunun önünde bir tane daha düşman var. Direkt görecekler sizi. Şunu acilen susturmanız gerekiyor ki işler yoluna girsin. Tamam, onları hallettik. Şuradaki itemları aldık. Şimdi. Buradaki amacımız aslında mini boss'u yalnız bırakmak. O yüzden etraftaki düşmanları olabildiğince hızlı bir şekilde şey yapmamız, temizlememiz lazım. Şundan başladık. Mini boss uyandı. Tamam, ondan sonra burada okçular olması lazım. Okçuları bir indirin. Mini boss'a henüz bulaşmayın derim ben şahsen. Yani acele etmeyin mini boss'u indirin, iş yapmak için, saldırmak için. Kalkanlı abi hemen alalım. Hemen alalım onu. Tamam, o mini boss kendine o sırada buff maf bir sürü şey basacak zaten. Burada baltayı kullanabilirsiniz ama böyle değil işte, böyle değil. Bir an nereye kaçtın ya? Ağzıma sıçtınız. Teşekkür ediyorum. Böyle olmaması gerekiyordu. Planımın içine sıçtığınız için çok teşekkür ederim. Siktiğimin şeyi de zaten gıdım kadar can veriyor anasını satayım. Fena sıkıştı götüm şu anda. Kayıp mı ettiniz lan beni? Oğlum niye bu kadar yakın duruyorsunuz siz mini boss'a ya? Hadi. Nasıl ıskalarsın oradan? Oradan nasıl ıskalarsın? Sıçtığımın baltası nasıl ıskalarsın oradan? Ölme gülüm, ölme. Sen de ne bok mu atacaksın? Yok bir bok. Oğlum bir durun lan. Bir sizi ayırmak için götümü yırtıyorum burada anasını satayım. Fazla birlik geziyorsunuz lan. Arkadaşlar ayrılmanız lazım. Bu kadar yakın durmayın mini boss'a. Amaç onu soyutlamak yani. Pezevengin çocuğuna bak öküz gibi dan şey gibi taza gibi koşuyor ya. Tamam o, sen de bir in. Heh, geriye bir tanesi kalana kadar koşturmaya devam.
Şu meşaleli pezevenk. Sen de... Oğlum şu minibostan bir uzak dur. Bir gel bakayım. Oh. Hocam bir ayrılsana. Bir ayrılsana. Hadi. Tamam. Tamam. Şimdi sevgili minibos. Ne bok yiyorsan ye. Çok da umurumdasın artık. Hiç de umurumda değilsin. Ne istiyorsan yapabilirsin abi. Hiç umurumda değil. Hadi. Takıl kafana göre. Bana ne? Tamam, beni kaybetti şu an. Müzik durduğuna göre beni kaybetti. Gitti mi yerine? Tamam. Bu arada bunlardan oyunda çok var. Bir sürü var yani şu mini boss çeşidinden. Aynısından yani aynı şeye sahip, hareketlere sahip. İsmi farklı oluyor ama. Ne bileyim her biri bu mesela zehir vuruyor, bir sonraki alev vuruyor, bir sonraki başka bir şey vuruyor falan filan. Bir sürü var bundan oyunda. Ve çok zor da değiller açıkçası normalde. Ama oyunun şu aşamasında size birazcık sıkıntı çıkarabilir başlangıçta. Henüz daha çok alışık değilken oyunun mekaniklerine. Ondan dolayı benim bulduğum en kolay yöntem ya klasik ilk cambarını bununla yemek zaten. Bu zaten klasik, bunda sıkıntı yok da. Ondan sonra da şuraya gelmek. Burada bir abimiz var bize yardımcı olmak için. Çok şey istekli. Bu abiyi de bu savaşa yolladığımız zaman o sizin için Juzo'du, Drunkard'ı şey yaparken oyalarken siz de bir daha rahatça kesebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Şöyle şöyle hop. Vur vur, boş bırakma Juzo'yu, vur. Güzel. Vursana oğlum. Lan vursana azıcık. He? Birazcık dikkati üzerine çek. Taktik uyguluyoruz burada. Tamam. Böyle gitti bu da. Bizim abi de ölmenin eşiğinde yalnız gidiyor. Zehirden gidecek herif. Teşekkür ediyorum yardımların için. Sağ olasın. Güzeldi. Güzeldi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyiydi yani. Başarılıydı. Şimdi neredeyse şeye kadar geldik. Yani sonuna kadar geldik aslında. Evet, buradan sonra zaten direkt Lady Butterfly var. Kendisini yenip yenemeyeceğimi bilmiyorum ama hazır buraya kadar gelmişken buradaki ekstra item'ımızı da alalım, öyle gidelim. Burada bir tane prayer bead var. Gizli bir prayer bead var. Onu alalım. Ondan sonra gidelim. Nereden lan? Ha şuradan. Şu abileri aldıktan hemen sonra buraya daha bolca gelmek zorunda kalabiliriz zaten. Altını toplayalım da sağdaki soldaki bir şey bırakmayalım. Dowsing powder, pellet vesaire. Ne zaman şöyle bir işaret görseniz bilesiniz ki bu gizli kapıdır. Girdik. Itemlarımızı toplayalım. Light coin purse'ler falan. Divine confetti. Ve şurada da sandığımız var. Sandığımızı da açalım. Alalım itemlarımızı. Ver hocam. Prayer bead. Okey, tamam. Benim 3 tane mi prayer bead'im var şu an? Muhtemelen 3 tane var. Biraz daha fazla olsa güzel olurdu. Bir tane daha alsa. Yakın bir yerde alabileceğim bir yer var mı onu düşünüyorum. Varsa eğer bir tane çok tatlı olurdu. Rest diyelim. Üç ata şeyim var. Güzel. Şunu alabilirim. Ya da onu mu alsam? Daha sonra kendine gelemeyi vesaire vesaire. O değil de. Şunu mu alsam ya da? Reflection increases the posture from all sources. Şunu alalım. Tamam mı? Bir tane de level mı kasıp gelsek diye düşünmedim değil açıkçası. Ne kadar hızlı arttığına bağlı aslında. Niye buraya geldiğimi soran olursa bu arada
Hemen şunu bir yapmak için geldim. Burası güzel bir grind noktası. Özellikle baltanız varsa. Bunlar çünkü oyunun başlangıç bölgelerinde olmalarına rağmen güzel experience veriyorlar. Her biri 80 küsurat veriyor. Hatta şu sonuncusu 90 veriyor olsa gerek. Hazır baltanız da varken burayı çatır diye indirebilir. Tabii şuna dikkat edin. Bir oldu bile gördüğünüz gibi. Yani Lady Butterfly'a şeyim full gireyim dedim. Deflect özelliklerim full olarak gireyim dedim. Boşa gitmesin dedim sadece. Şimdi Acquire Skill şunu da al. Tamam. Onun haricinde buradan sonra neye kasmam lazım benim? Şunlara kasarsam güzel olur aslında. Şunu alırsam iyi olur. Şunu kesinlikle almam gerekiyor. Ya bunda bayağı alacak şey var aslında. Şu ağacın neredeyse, yani şu kısmın büyük bir kısmını alacağız zaten buraların. Buralar bize lazım. Peki. Prayer Bead'im 3 ve 4. Üzücü. Bir tane bulamaz mıyım bir yerde, yakın bir yerde? Yakın bir yerde boğa var. Boğa ama bambaşka bir bölgenin şeyi. O yüzden boğayı şu an kesersem hile olur. Bizim bugünkü görevimiz Lady Butterfly. O yüzden Lady Butterfly'ı kesip bu videoyu bitireceğiz. Peki, şimdi param boşa gitmesin diye 2000 şeyim var üzerimde, altınım var. Çok sıkıntı değil, 2000'i ben her şekilde toplarım. Ama aslında bir saniye. Aslında bir saniye. Şurada bir yerde bir merchant olması lazım. O merchant'a gidip aynı zamanda birkaç kere para vererek bir item alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Orada neyi alıyorduk? Hangi item'dı? Gene protez kollarından bir tanesi. Yani paramızı hemen boşa harcamadan önce aslında azıcık dikkat edilebilir. Şurada mıydı o herif? Dur bakayım. Aynen burada. Bu herifle birkaç kere konuşmamız gerekiyor gidip gelip. Bir iki kere bizden zaten şey isteyecek, para isteyecek. 100 isteyecek ondan sonra. 100'den sonra bir gidip dinlenmemiz gerekecek. Aynen. Ondan sonra şeyi açılıyor bunun. Ondan sonra dükkanı açılıyor. Tamam. Şimdi gidip dinlendiğimiz zaman şey noktasında, save noktasında dinlendiğimiz zaman, hop, yapma be abi ya. Hadi gülüm. Hadi. Heh. Uğraştırma beni. Hadi. Zaten ekstra şeylerle uğraşıyorum. Hadi. Lady Butterfly'a girmeden önce her şeyimi harcamaya çalışıyorum eğer fark ettiyseniz. Çünkü o bossluk konusunda kendime güvenmiyorum. Tamam. Evet. Şimdi Phantom Kunai'yi 3000'e satıyormuş bu abimiz. Peki. Tamam. Ben neydi diye hatırlamaya çalışıyorum. Phantom Kunai'ymiş. Acelesi yok Phantom Kunai'nin. Phantom Kunai'nin acelesi yok. Halledilir bir ara. Şimdilik önceliklerimiz farklı şeyler. O da gene bir protez kol muhabbette. Yani şu an olmasa da olur açıkçası. Gidelim bakalım. Bakalım kaç defa öleceğim Lady Butterfly'da. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ama param boşa gitmesin dediğim gibi girmeden önce 204 tane şey alayım ben. Yani kasayı dolu tutayım da. O şeyler bayağı kullanacağız çünkü. Şu an bizden Snapseed'i de alalım. Çok kullanmayacak olsak da. Yani kullanmayacağım ama alayım yine de. Shuriken'e geçelim. Kapımızı açalım. Gazamız mübarek olsun. Oyunun giriş noktasında gerçekten fazlasıyla kastırıcı olan bir boss'a girmekteyiz. Umuyorum her şey yolundadır. Bakıyorum. Hazırlıksız olabilirim belki diye baktım şöyle bir. Eğer hazırlıksızsam ne bileyim yeni hareketler kasıp gelmek zorunda kalabilirim. Şu an bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Haydi bakalım. Cutscene'i izlerken ben de su içeyim azıcık. Baba, anne. Kelebekler. Herkes nereye gitti? Lordum. İllüzyon tekniği. İllüzyonu bozma yöntemi o da. Uzun zaman oldu. Baykuşun oğlu. Lady Butterfly. Git, git lütfen. Sen kiminlesin?
yapılması gereken şeyi yapacağım. Anlaşıldı ya da anladım. Hadi bakalım Lady Butterfly. Nasıl bir kabus olacaksın benim için görelim. Peki hala. Dans edelim mi? Dedi alt yazıda ama Japoncası öyle bir şey demedi sanki. Haydi bakalım. Yanlış hareket. Havaya böyle kalktığı zaman şurikenle vurduğunuz zaman çok güzel postür damage yiyor bu arada. Yani taktik olarak aklınıza bulunsun. Güzel. İyi başlangıç. Daha bitmedi ama. Daha yeni başlıyoruz. Asıl olay şimdi başlıyor. Buraya inecek bu arada. Hani başlamışken bir iki tane darbe vurayım derseniz eğer. Ups, erken davrandım. Hop. Şimdi işte birazcık. Şimdi şunları çıkarıyor piyasaya. Ve bunlar birazdan sıkıntı yaşatıyorlar. Bunlardan kaçmayı bilmeniz lazım. Daha doğrusu kaçmanız lazım. O sırada bir yandan şeyden, bir yandan Lady Butterfly'ın ataklarından, bir yandan bunlardan kaçmanız lazım. Birazdan Lady Butterfly saldırı için bunları kullanacak zaten. Evet. Bunlar zaten denk getirirlerse, yani hepsi birden yerseniz çok rahat tek atıyor zaten. Tamam. Ah, o saldırıyı yemeseydim iyiydi be. Eyvah. Salmayacak beni değil mi şimdi? Ben niye can tamlayamadım? İkinci formunun şu kelebekleri çok ciddi can sıkıntısı abi. İşte vuracak vakit bırakmıyor bunlar maalesef ki ve böyle ondan sonra tecavüze uğruyorsunuz. İkinci formu zaten sıkıntı olan kısmı. Güzel, güzel. Yapma onu be. Güzel ama şunlar seni çok fena koruyorlar işte. Onlar korumasa çok tatlı olacak da. Onlar seni gerçekten çok güzel koruyor. Oha, oha! Oha, oğlum nasıl o kadar hızlattın lan onu sen? Anlamadım bile ha. Ne yaptın lan? İn aşağı. Aman. Güzel. Güzel güzel. Hayır. Bunu şimdi yapma. Çok yaklaşmıştık. Bunu şimdi yapmasaydın keşke. Eyvah. Öldüreceğim kendimi. Agresif olayım derken öldüreceğim kendimi.
Çok az kaldı. Acele etme dostu yolu. Zaten bitti şey, postürü bitti yani, öldürmek üzeresin. Acele edip yapma saçma sapan bir şeyler. Kaç sadece. Şimdilik kaç sadece. Bitti zaten yani şey. Postürü bitti. Çok rahat tamamlayabilirsin. Şunu yemezsen eğer. Güzel. Tamam. Süper. Bitti galiba. Hayır, bitmedi. Bitti. Huh. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Oh, uğraştırmadı ya çok fazla neyse ki. Oh. Aynen, güçlendim. Güçlendim Lady Butterfly. Güçlendim. Evet, cutscene'imizi izleyip bölümü bitirelim ondan sonra. Kısacası 3 yıl önce bizimki Lady Butterfly'ı bu şekilde alt etmiş. Ve alt ettikten hemen sonra birisi arkasından bu kadar uzun kılıca sahip olan bir karakter. Kimi hatırlıyorsunuz? Hani spoiler vermeyeyim. Biri var ama önemli biri var. Bizimkinin işini bitirmiş. Niye? Ne amaçla? Nasıl? Bunların hiçbirinin bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum açıkçası. Sadece kimin yaptığı ile alakalı aşağıya bir tahmin var kafamda. Oyun hiçbir zaman şu yaptı demiyor diye düşünüyorum en azından. Hikayeyi çok takip etmediğim için olabilir. Onu bilmiyor olma sebebim ama böyle bir durum var yani kısacası. Biri bize ihanet ediyor. Kısacası 3 yıl önce bizimkisi aslında Sekiro öldürülmüş. Ama sonra küçük efendimiz gelip benim için savaştın cesurca. Seni öylece ölüme terk edemem. Kurt. Benim kanımı al ve tekrar hayata dön. Hani yani biz ilk kez hayata döndüğümüzde şey yaptığımız, duyduğumuz kelimeler. Kısacası böyle yaşanmış olaylar işte. Bildiğiniz ne iyi oldu değil mi? Evet. Tamam amca, senden daha fazla şey duymama gerek yok benim açıkçası. Şimdi buraya gelip artık rest. Hemen enhanced attack power. Lady Butterfly'ın gücünü alalım. Bir tane daha prayer beadim olsa şey olabileceğim aslında. Canımı da arttırabileceğim. 2 skill puanım var. 2 skill puanımı artık şu stealth'e verip kurtulsam mı diye düşünmedim değil ama havada reflect de önemli. Onu da alabiliriz aslında. Stealth de önemli. Bilemedim. Hadi stealth'i alalım. Çünkü stealth önemli olacak. Şu da bayağı önemli. Özellikle Genichiro savaşında çok işimize yarayacak. Genichiro'ya gelmeden önce şu özelliği ne olursa olsun almam gerekiyor. Aynı zamanda bunları da belki birazcık level kasmak isteyebiliriz bu noktada. Belki azıcık. Yani çok değil ama 1-2 skill burada alacağımız 1-2 skill gerçekten hayatımızı kurtarabilir Genichiro savaşında çünkü. Evet efendim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde Ashina Castle'ın içine gireceğiz. En son Ashina Castle'ın kapısına kadar geldik. Boss'umuzu kesip bıraktık. Sonra Lady Butterfly'a gittik. Onu hallettik. Şimdi Ashina Castle'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki boss savaşımız Genichiro olacak. Genichiro beni oyunda en çok uğraştıran boss'tu. 3 gün müne takıldım toplamda. Twitch'te bayağı bana kafa yedirtti. Aslında kendisi o kadar zor bir boss değilmiş. Oradan öğrendim ama bakalım bu kamera karşısında tekrar sizle beraber oynarken nasıl bir deneyim olacak? Nasıl bir performans çıkaracağım ortaya? Şimdilik bilmiyoruz. Ama seyrettiğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.